Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Nasılsınız, iyisiniz? Ben iyiyim, çok duygusal, beni çok etkileyen çok güzel bir türküyle karşınızdayım. Eledim, eledim, höllük eledim türküsü. Gitar ile nasıl çalındığını göstermiştim. Maalesef flüt ile çalıştırmak Çanakkale Zaferi haftasına yetişmedi. Olsun, geç olsun, güç olmasın diyoruz. Şimdi parçamızı öncelikle deşifre ederek başlayacağız ama bu türkünün şöyle bir güzelliği var. İlk iki satırla son iki satır zaten aynı. Yani ilk iki satırı çalarsanız parçayı, türküyü üflemiş. Yani yapabilmiş sayılıyorsunuz. Şimdi öncelikle parçanın bir genel trafiğine bakalım. Öyle deniyor ya. Trafik deniyor. Çok hoşuma gidiyor bu tabirde. Şimdi parçamız dört satırdan, dört dizekten oluşuyor. Şöyle birinci satır tekrar etmiyor. Devam ediyor. Ama ikinci satır kendi arasında tekrar ediyor. Üçüncü satırda devam ediyor, tekrar yok. Dördüncü satır yine tekrar ediyor. Parçamızda herhangi bir diyez, herhangi bir bemol işareti yok. O yüzden bir tık kolaylaştırıyor işimizi diyebilirim. Onun dışında da dört dörtlük işte. Bunu biliyorsunuz zaten. Dört dörtlük ne demek? Her ölçünün içinde dört tane dörtlük nota. Yani dört tane bir vuruşluk nota olacak demek. Bu nota illa sesli olmak zorunda değil. Sessiz notalarla da yani suslarla da bu dört vuruşu tamamlaması kafi diyorum. Ve bir şey hatırlatayım. Bu sağ tarafında nokta olan notaları ben daha önce de anlatmıştım ama ilk defa bu video ile beni izliyorsanız belki de. Bir notanın sağ tarafında nokta varsa o nota yarım vuruşu kadar uzuyor demektir. İlk satırın en son ölçüsünde si notası var. Görüyorsunuz sağ tarafında nokta var. Şimdi normalde nokta olmasaydı bu si notası dörtlük notaydı. Yani bir vuruşluktu. Bu nokta onu yarısı kadar uzatıyorsa bu si ne olacak size? Bir buçuk vuruşluk si olacak. Başka da farklı bir şey yok. En sonlarda iki vuruşluk suslar var. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Orada bir nefes alıyoruz, dinleniyoruz. Başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlarım. Bence ilk satırla başlayabiliriz. İlk satırımız 4 ölçü. Şimdi önce tüm satırın bonasını yapacağım. Flütle seslendirirken, çalışırken ikişer ikişer ölçü olarak çalışacağız. Hadi bakalım ilk satırın tüm bonasıyla başlayalım. Bir vuruşluk susla başlıyor, onu da vereceğim. 4 sayıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Sus, sol, la, la, re. Re, si, do, do, si, 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 do, re, re, si, do, do, si, bir, iki. Bu kadar. Hadi bakalım ilk iki ölçüye bakalım. Bu ilk iki ölçüdeki re ikinci oktav olacak. İkinci oktav re'yi hatırlatayım. Nasıl hatırlatayım? Bazen böyle çok aşina olduğum, pratik olarak yaptığın şeyler, mesela araba sürmek gibi, işte flüt bir enstrüman çalmak, artık siz çok alışıyorsunuz ya, bazen çok iyi bildiğiniz şeyi anlatamıyorsunuz. İşte ikinci oktav re bu. Ama nasıl anlatayım, hemen anlatayım. Sol elimiz, işaret parmağımız havada, diğer hepsi basılı, arka tuşla dahil. Sağ elimizde de üç parmağımız basılı, serçe parmağımız, denge tuşumuz havada. Bu ikinci oktav re, birazcık kuvvetli üflüyoruz ve tü diyoruz. Ne yapıyorum? İlk iki ölçüyü seslendiriyorum. Birinci oktav sol ile başlıyoruz. Susu vereceğim. 1, 2, 3, 4. Bu arada parçaya başlarken güzel bir nefes alın. Aralarda benim olduğum gibi nefes alma ihtiyacınız olursa çaktırmadan şöyle küçük bir nefes alabilirsiniz. Ben burundan alamıyorum. Belki burnum tıkalı bu süre, ondan da olabilir. Ağızdan alıyorum. O da boğaz kuruluğu yapıyor. Sık sık su içme ihtiyacı duyuyorum. Sizler de flüt üflerken, çalışırken suyunuzu mutlaka yanınızda bulundurun. Bu kadardı. Üçüncü ve dördüncü ölçüyü seslendireyim. Sonra birleştireyim. Si, do, re, re, si, do, do, si. O do, en son ölçüdeki do yarım vuruşluk. Re yine ikinci oktav. Birinci oktav si ile başlıyor. Üç, 4. 3, 4. Bu kadar. Hadi birleştirelim. 1, 2, 3, 4. Sus. Bu
4. Yani bu parçaların müziği bile beni benden alıyor. İkinci satır dediğim gibi kendi arasında tekrar ediyordu. İkinci satırın hepsinin bonusunu yapacağım. Bir vuruşluk sus ile başlıyor. 3, 4. Sus, si, do, re, re, si, do, re, si, la, la, re, si, do, si, la, la. 3, 4. Gördüğünüz gibi üçüncü ölçüde la'yı 1,5 vuruş yaptım. Neden? Çünkü hece bağıyla bağlamış. Aynı nota olursa onlar tek nota olarak düşünülüyordu. Bence anladınız. Şimdi ilk iki ölçüyü seslendirelim. Farklı bir durum yok. Yine re'ler sadece ikinci oktav. Diğer tüm notalar birinci oktav, ektav. 3, 4. Si, do, si, la, la. Üçüncü ve dördüncü ölçü. 3, 4. Üç, dört. İkinci satırın hepsini flütte seslendiriyorum. 3, 4. Sus. Üç, dört. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare? Allah kimseyi cananından ayırmasın. Öyle. Allah şehitlerimize de rahmet eylesin diyorum ve üçüncü satırla devam ediyorum. Üçüncü satırın hepsinin bonusunu yapacağım. Yine bir vuruşluk sus ile başlıyor. 3, 4. Sus, sol, la, la, re, re, si, do, do, si, 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 do, re, re, si, do, do, si, sus. İki vuruşluk sus ile bitiyor. Üçüncü satırın hepsini flütle seslendiriyorum. Tamam, ikişer ölçü değil. Çünkü artık ilk iki ölçüde bayağı bir alıştınız. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Şimdi bu bağlı notalar ve ayrı notalar var. Şimdi bu parçanın bu nota yazımı flüt nota yazımı değil. Fark ettiğiniz gibi tab, yani gitar için yazılmış. Flüt için yazılsaydı hangi notaların bağlı, hangi notaların ayrı çalınca böyle ayrı ayrı belirtilirdi. Şimdi şöyle, bağlı demek şu demek. Bu hece bağı, hece bağı diyorum ya. Bunun böyle yukarıdan çizildiğini düşünün. Notaların üstüne böyle çiziliyor. Eğer onu görürseniz diyor ki bunu bağlı çal. Flütte bağlı çalmak ne demek biliyor musunuz? Arada nefes almamak demek. Mesela mi, örnek veriyorum. Şu an bambaşka bir şey anlatıyorum. Mi, fa, sol, la notasını bağlı çalıyoruz mesela. Örneğin bu bağlı da dediğim işaret varmış gibi düşünün. Mi, fa, sol, la bağlı çalınıyor şu an. 3, 4. Bir daha yapıyorum. Bu bağlı çalınan notalar demek. Şimdi diyelim ki mi flüt notasından bahsediyorum. Mi, fa, sol, la arasında bir bağ yok. Bu ne demek? Bu notalar ayrı ayrı çalınacak demek. Yani her defasında tüy diyeceksiniz ve nefes alabilirsiniz. Şimdi mi, fa, sol, la'yı ayrı ayrı çaldığımı düşünün. 3, 4. Arasındaki farkı anladınız değil mi? Bunu neden anlatıyorum? Şimdi bu türküde fark ettiyseniz bazen bağlı çaldım, bazen ayrı çaldım. Bunu neye göre yaptım? Ben de bilmiyorum. Tamamen içimden geldi. Yani bu türkünün duygusuna göre böyle yaptım. Bazı yerleri fark ettiyseniz her notada ayrıca bir tüy tüy dedim. Bazı notaları birleştirdim. Gerçekten hani yıllardır bu türküyü dinliyoruz hepimiz.
Onun bize verdiği bir duygu oluyor ister istemez. Onu hissederek bu bağlı olarak çaldım notaları. Bu da biraz sizin yorumunuza da bağlı olabilir. Bunu da hatırlatmış olup son satıra geçiyorum. Son satırımız da kendi arasında tekrar ediyor. Neden? Çünkü başında ve sonunda iki nokta var. Eğer son satırın başında iki nokta olmasaydı o sondaki iki nokta bizi en başa götürecekti. Veya işte ondan önce nerede iki nokta varsa ona götürecekti. Bunları da artık iyice öğrendiğinizi düşünüyorum ben. Şimdi son satırın hepsinin bonusunu yapıyorum. Bir vuruşluk sus vererek başlayacağım. 3, 4. Sus, si, do, re, re, si, do, re, si, la, la. Re, si, do, si, la, la, 3, 4. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Görüyorsun söylerken böyle insan tam notalara uymuyor. İster istemez bir yorum katıyor, bir yorum yapıyor yani. Böyle bir şey ya, şarkı söylemek bence böyle. Öznel yani, kişisel bir şeydir. Hani tamam o sanatçı o notayı yazmıştır ama... Hani ben farklı söylesem de kulağa çok kötü gelmiyor. Çünkü hani nasıl diyeyim, sanat da göreceli, yani zevk göreceli olduğu için söylerken de kendine göre söyleyebiliyorsun. Ne kadar bu dersi değişik işledim ben. Hadi bakalım son satırın hepsini üflüyorum. 3, 4. Seslendireceğim. Yani birinci satırı bir kere çalıp ikinci satırı da iki kere çalacağım. Zaten çarpı iki yaparsanız türkünün hepsini seslendirmiş oluyorum. İçimden geldi. Bu yoktu aslında. Hadi bakalım. İlk iki satırı seslendireyim. Tekrarıyla birlikte. 1, 2, 3, 4. Ölçüsündeki o ilk do'da, yani ikinci nota do var ya, bir de dördüncü satırın ikinci ölçüsündeki ilk do. Onlar bir vuruşluk ama bir türlü bir vuruşluk do yapamıyorum. Onu neden yapamıyorum bilmiyorum. Onu fark edenler vardır belki. Defalarca denedim. Defalarca bir vuruş olmuyor. Bir buçuk ya da iki vuruşa doğru gidiyor. Herhalde yıllardır dinleye dinleye, söyleye söyleye orayı uzatmışım. Ve değiştiremiyorum. Onu da bir dipnot olarak düşmek istedim. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bana videolarınızı Instagram üzerinden, mail üzerinden atabilirseniz çok sevinirim. Sizleri dinlemek, izlemek gerçekten bana çok keyif veriyor. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.